Sesli köşelerde Ramazan Faruk Güzel'in kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Ergenekon davası başkanı Özese'ye hapis cezasına sevinenler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Mevcut delillerin inkar edilememesine rağmen Ergenekon'la ilgili sanıklara beraat verilmişti. Danıştay saldırısı katilleri hariç. Ardından da Kızıltepe JITEM davasında tüm sanıklara beraat kararı geldi. Puzzle'ın son parçası olarak da Ergenekon davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese'ye cemaat üyeliği gerekçesiyle silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildiğine dair haber gündeme düştü. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Özese beraatini istese de bu ceza verildi. Eski başkan karara tepki göstererek hukuka aykırı karar suçum olmadığı halde böyle karar verildi diyebildi sadece. Başta Oda TV olmak üzere eski Ergenekon sanıkları adeta sevinç çığlıkları, zafer naralarıyla karşıladı bu kararı. Onlara göre bir yargı mensubundan daha rövanş alınmıştı. Ergenekon sanıklarının revanşist yaklaşımları malum ama Can Dündar'ın tavrı yine yakışıksızdı. Önceki kararlarda olduğu gibi burada da Erdoğan ve yargıya laf çakıyormuş gözükerek itibar suikastı yapıyor, beyanlarıyla kendisi de adeta bir ceza kesiyordu. Erdoğan'ın yargıçları, alttaki videoyu iyi izleyin. Çok değil, 8 yıl önce talimatla, zulümle yargılayanlar mahkum oldu bugün. O dönem hapsettiklerinin zindanlarında yatacaklar. Ne iktidar var onları savunacak ne de cemaat. İbret alın, aynı sondan kaçının. Siyasilere göre hareket eden yargı mensupları adımlarını denk alsınlar. İleride devran döndüğünde onlar da sanık sandalyesine oturabilirler. Amenna. İyi de Başkan Özese'nin talimatla karar verdiğini, cemaatle iktidarla alakasının olduğunu nereden biliyorsunuz? Nasıl böyle bir çıkarsama yapıyorsunuz? Var mı elde bir veri? Delil diye sunduğunuz Oda TV'nin yayınladığı ve ETÖ sanığı hakkında tutukluluğunun devamına dair kararın video kaydı. Bu 7.47 dakikalık videodan nasıl bütün bu yargılara varabildiniz ki? Bunu diyen bir de Can Dündar. Sayın Dündar ki zeytinyağı gibi her olayda üste çıkabilen, her gelişmede kendisine kahramanlık devşirebilmiş birisi. MİT'lileri haberini yaptı, kahraman oldu. Dosyanın savcıları hain oldu. Dündar, Ergenekon'un belgeselini, haberlerini yapan büyük gazeteci oldu. Dosyanın hakimleri ise hain. Dündar bunu hep yapıyor, bilerek yapıyor. Ama bazı detaylar vereyim. Kendisini okusa da yine bildiğini okuyacak. Kendi mevzisine cephane taşımaya devam edecek. Ama merak edenlere bir detay olur. Başkan Özese, bir itirafçının anlattıklarından anladığımıza göre cezaevi boyunca sadece bizim Allah'tan başka kurtarıcımız yok diyecek kadar sağlam inanç ve teslimiyet sahibi birisi. Birçok kimseyle yaptığım görüşmeler neticesinde vardığım kat'i sonuçsa kendisinin Gülen cemaati dahil hiçbir cemaatle ilgisi, alakası yok. Kendisi hakkında yaptığım araştırmalardan, onunla mesaidaşlık yapmış olanlardan öğrendiğim kadarıyla da Özese dosyaları çok detaylı incelemesi, çalışkanlığıyla tanınan birisi. 2009 yılından önce yani Ergenekon davası başlamadan önce yine 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesiydi ve ondan önce de DGM'de yedek hakimdi. Denildiğine göre Köksal Şengün onu duruşmalara çıkarmak istemezdi. Çünkü onun çıktığı dosyaların çoğunda eğer aklına uymazsa mutlaka muhalefet şerhi yazardı. Senelerce özel yetkili mahkemelerde görev yaptı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2. heyetine senelerce başkanlık yaptı. Olağanüstü titiz, takıntılı derecede çalışkan, inandığından taviz vermeyen, kimseyi kırmayan beyefendi bir kişilikti. Klasik hakim profiliydi yani. Ergenekon dosyası mahkemesinin belirlenmesi tüm mahkeme başkanlarının katılımıyla Turan Çolak kadının odasında UYAP'tan belirlendi. Başkanların hiçbirisi dosyayı istemiyorlardı ve stresliydiler. Dosya UYAP'tan 13. ağır cezaya düşünce Köksal Başkan bozulmuş, diğer başkanlar sevinmişti. Hakkında soruşturma olan Köksal Başkan yer değiştirme cezası alınca
Özese kıdemli hakim olarak heyete başkanlık yaptı. Yargılama sırasında bazen aylar boyunca Beşiktaş Adliyesi'ne uğramazdı. Meslektaşları kendisini ziyarete gittiklerinde dosyalar içerisinde sürekli çalışırdı. Hiçbir güç Özese'ye inanmadığı bir şeye imza attıramazdı. Günlük yaşantıda karşısındakini kırmadan kendi bildiğini yapardı. 2014 yılında Sakarya'ya sürgün şeklinde tayin olduğunda Asya ceza yetkisi verdiler. Adliyede herkes kendisinin ne kadar tevazu ve çalışkan olduğuna şahittir. Sakarya'ya sürülmesine rağmen hiç kimsenin aleyhine konuşmaz, kaderine rıza gösterirdi. "Buraya sürüldün, hala hak, hukuk, adalet diyorsun" diyerek ona kızan meslektaşları olsa da o duruşunu hiç değiştirmezdi. Asliye ceza dosyalarını da ağır ceza dosyaları gibi ayrıntılı inceler, çoğu zaman mesai sonrasında da çalışırdı. Sakarya'daki meslektaşları buna hayret ederdi. Hukuk adamıydı ve bunca haksızlığa rağmen hak, hukuk, adalet derdi. Hatta her gün komik sebeplerden kendisinden savunma istenilince Özese "yine de hak, hukuk, adalet mi?" diye takılan meslektaşlarına "evet, yine de" derdi. Aylarca lojmanın misafirhanesinde küçük bir odada yalnız kaldı. Hiç şikayet etmedi. Emeklilik hakkı vardı. Kendisine yapılan "emekli ol, kurtul" telkinlerine hiç itibar etmedi. Zira yanlış bir şey yapmadığına içten inanıyordu. Mesai arkadaşlarından birisi onun için özetle "dosdoğru bir adamdı" diyordu. Doğru bildiği şeyden asla taviz vermezdi. İtalya Temiz Eller Savcısı Di Pietro, derin devleti ve iktidarın yolsuzluklarını araştıran Özese gibi hakim ve savcılar için "umarım bunu canlarıyla ödemezler" demişti. Nitekim İtalya'da bu soruşturmaları yürütenlerin birçoğu suikaste kurban gitmişti. İtalyan savcının temennisi kısmen gerçekleşti. Öldürmeseler de öldürmekten beter edildiler. Terörist ilan edilerek tutuklanıp tek kişilik hücrelere konuldular. Yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum edildiler. Hem de itibarlarıyla birlikte. Ergenekon terör örgütü dünyada hiçbir kanlı örgütün başaramadığını başardı ve hem kendilerini halkın nazarında akladı hem de derin devlette ilk kez hesaplaşma konusunda elini taşın altına koyan hakim savcıları tarihin karanlık sayfalarına ittiler. Bunu da suça, yolsuzluğa bulaşmış bir iktidarla ortaklığa girerek başardılar. Nazik, nezaketli, mütebessim, mütevazı kelimeleriyle tanımlanan Özese için kimse de "cemaate yakın birisidir" demiyordu. Ama cemaate üye olmak, dolayısıyla da silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla kendisine şimdilerde 10 yıl ceza verilmiş oldu. Bilen biliyor aslında onun asıl suçunu, Ergenekon davalarında tavizsiz olarak başkanlık yapmış olmak. Özese gibi hakimlere de şimdilerde cezalar yağıyor, Ergenekon'un zafer listesine bir çentik olarak. Velev ki yargı içinde cemaate sempati duyan bazı yargı mensupları vardı. Tıpkı bir siyasi partiye ya da bir mezhebe sempati, ilgi duyanlar olduğu gibi. Ama bu ilgisi onu haktan, adaletten ayırıyorsa, işini iyi yapmıyorsa orada hukuki sorumluluk başlar. Bu davaların tarafı olan grupları anlıyorum ama kendine solcu, kendine demokratların tutumunu kabullenemiyorum. Can Dündar gibi kendisini sol olarak tanımlayan gazeteciler, aydınlar bu anlatılanları kabul etmeyecek, belki okumak bile istemeyecekler ve yeni bir mahkumiyet haberinde yine aynı refleksle hareket edip şu dönemin mağdurlarına arada bir tekme daha sallayıp puan devşirmenin yoluna bakacak. Ama biliyorum, İnanıyorum ki orada bir yerlerde hala insaf sahibi birileri var. Bunca kelimeyi, bilgiyi onlar için sarf ediyorum diyor Ramazan Faruk Güzel, TR724'teki köşesinde.